Selam arkadaşlar, Sajime'ye hoş geldiniz. Ben Erkan. Kaldığımız yerden Seleukos serimiz devam edecek. Pontus'a büyük savaşımıza başlamıştık. 3 koldan saldırıyoruz şu anda. Diplomatik anlamda baktığımız zaman hatırlarsanız savaş açtığımızda her iki tarafında 3'er müttefiki vardı ortak olan. Bu 3 müttefikten ikisi bizim tarafımıza savaşa katıldı. Atina ise, ikisi derken Bitinya ile Kimerya'ydı. Atina ise Pontus'un yanında savaşa dahil oldu. Böylece müttefikler bölünmüş oldu. Aslında bizim istediğimize yakın bir şey oldu. Atina biraz uzak nasılsa. O sebepten dolayı Atina'nın bize büyük bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum en azından. Bitinya en büyük sıkıntıyı yaratabilecek olan devletti. Ama o bizim yanımızda olduğu için güzel, şanslıyız. Bitinya bunları şu bölgede oyalayabilir. Özellikle şu işte şuradaki bir iki ordusu vardı. Olsun onları. Onun haricinde Kimerya'nın da kuzeyde onları oyalaması güzel olacak. Mesela şurada bir tane bir orduları var. Pontus'un. Kimerya'nın da hemen diplerinde olması bizim bir ordumuz da şurada. Şu anda şuraya doğru yöneldik. Belki diyorum hani bunlar bizimle uğraşmak yerine hani bir aptallık yapıp Kimerya'nın bu şehrini ele geçirmeye çalışabilirler. Öyle bir ihtimal de var. Şimdi arayüzden gördüğünüz gibi bizim güvenilirlik derecemiz şu anda güvenilmez. Yani biraz saçma değil mi? Biz Pontus'la ilişkilerimizi bitirdik. Yani bitirdik. Aradan 10 tur geçti. Daha ne yapalım? Ona göre savaş açtık. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ona rağmen yine de güvenilmeze düştük. Ama bununla alakalı bir yorumum var. O da şu. Ben Pontus'a savaş açtım. Ortak müttefiklerimizden ikisi benim yanımda katıldı tamam ama birisi karşı tarafta oldu ve ben sanki Atina'ya da savaş açmış gibi oldum. Kendi müttefikimmiş gibi algılayarak. Öyle düşünün yani. Atina benim müttefikimdi, şu an savaştayım. Aksiyonu kim aldı? Ben aldım. Ama burada işte saçmalık şurada. Ben Pontus'a savaş açıyorum. Atina ise Pontus'un yanında savaşa girerek bize karşı savaşta dahil olmuş oluyor. Ben Atina'ya savaş açmadım. Ben müttefikime savaş açmadım. Beni ilgilendirmez. Yani o yüzden bunun düşmesi çok saçma bana sorarsanız. Şimdi şöyle bir hareket yapıyorum ki bunu daha önce yaptım, itiraf ediyorum. Yani denedim, ne oluyor acaba? Ben bununla barış yapabiliyorum. Nasıl yapabiliyorum? Şöyle ki barış anlaşması dediğimde yüksek diyor. Yani kolay bir barış olacak. Bir şey diyeceğim. Şu konuşan zatların seslerini bir kıssam ya. Allah aşkına çok uyuz oldum şu an ya. Nerede etkilen müzik konuşma. Ya kes ya kes. Niye baştan beridir kapatmıyorum bunu? Kendi sesimi duyamıyorum adam konuşurken. Tamam. Atina ile şimdi barış yapabiliyoruz dediğim gibi. Barış yüksek ihtimal gerçekleşiyor. Güvenilmez derecemiz ise dengesize dönüşüyor. Yani muhtemelen bu daha kötü anlamına geliyordur. Yani güvenilmez, dengesiz. Dengesiz daha kötü. Şimdi burada bu anlaşmayı yapmak mı lazım, yapmamak mı lazım? Normal şartlarda ben yapmam. Normal şartlarda abi neyse koyuyoruz. Savaşa girdik. En azından 10 tur boyunca savaşırız. Sonra barış yaparız eğer yapacağımız varsa. Ama şu anda oyunun sonları bana sorarsanız. Yani artık dengesiz olsak ne olur, güvenilmez olsak ne olur. O yüzden ben barış yapıyorum. Kafamız rahat olsun batıda. Şimdi batıda kafamız... döndük biraz, ne oldu? Ben dönmesini sevmiyorum haritanın. Bir dakika. Elim kaymış, pardon. Tuşlar full yanlış basıyormuşum. Tamam, harita düzgün dursun ya. Şöyle bilelim ne, güney neresi, kuzey neresi. Ben öyle seviyorum. Şimdi burada bu işi hallettik. Şimdi güneyde, bakın Bitinyalılar burada. Bitinyalılar bu tarafa doğru hareket ederse bizim işimize gelir. Bu adamımızsa şu an hareket edebiliyor. Aslında bunları, bir dakika, burada gerçek ordu yok mu lan? Bunlar ne, filo mu? Bunlar ne, filo lan? Ha, ben bunları dağıtırım lan. Ama yine de ben bir Amasya'yı göreyim ya. Gel bakayım. Oo, işte Amasya'da bir adam. Şimdi bu adam güçlü değilmiş. Peki. Güçlü değil. Biz çifter çifter olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayız ya. Gel bir askeri sabotaj yapalım şunlara. Erzak zehirleyelim. Yük katarını parçalayalım. Hangisi? Yük katarını parçalama
mıydı? Hangisi şey yapıyordu? Adamları engelliyordu. Emirleri engellemek miydi? Hani yerine çakılı kalıyor böyle. Daha geçmiyor bir oda. Yok ya, bilmiyorum. Neyse, erzak zehirleyelim de bari bir işe yarasın. Başarılı oldu. Ne kadar adam öldü? O iyiymiş. Aynı şeyi burada yapalım. Burada nerede? Ha, buradaki elemanımız yetişebiliyor buna. Gel bakayım. Askeri sabotaj, erzak zehirle. Sen de başarısız ol be. Peki, olsun. Şu adamlar çünkü henüz yetişemeyecekler oraya. Ben yetişemeden adam gelebilir. O sebepten diyorum. Şu an koşma modunda. Ama yani koşma modunda olsa da fark etmez. Bu adam hareket edemiyor. Şunun hareket kabiliyeti var mı da? Yok, işlem yaptı ya, geçti hareketi. Şimdi Mazaka'yla Samsat'a ben saldırmıyorum. Bu iki askeri, şimdi bu iki ordumuzu ben batıya çevireceğim. Bitinya'ya yedirmeden buraları, hem Pesinus'u, Bergama'yı ve Efes'i alacağız. Bu üçünü alacağız bu iki orduyla. Sırası zaten belli yani. Aynen. Sırası belli. Ondan sonra döneriz. Eğer Sinop hala hayattaysa, Sinop yani daha doğrusu Pontus'un elindeyse gelir Sinop'u alırız. Ondan sonra Amasya'ya döneriz. Bakalım artık durum neyi gerektirirse. Güneydeki bu iki ordumuzsa şu an bir savaştan çıktılar. Kuzeye doğru gidiyorlar. Hatra'yı alacaklar. Hatra'dan sonra işte Samsat ve Mazaka neydi? Ar Samsat. Neyse. İşte bu kısma da bunlar saldıracak. Belki Mazaka'yı hariç tutabilirim. Yani şunlar döndükten sonra Sinop'a uğramaz, Mazaka'ya uğrarlar. Ya da belki birini Mazaka'ya gönderirim, belki de diğerini Sinop'a gönderirim. Bilmiyorum, bakalım. Ondan sonra işte Amasya ve Trabzon gelir. Planlarımız böyle. Bu esnada ise bu ikisi Armavir'i alacaklar. Ne pahasına olursa olsun Armavir'i almamız gerekiyor. Armavir düştükten sonra Armavir, evet doğru. Evet, Armavir düştükten sonra tabii ki bunun ismini okumakta zorlandığım bu şehri alacağız. Neden bunlar? Çünkü bunların surları var. Yani gayet açık. Ondan sonra zaten bu şehri de aldıktan sonra artık işimiz kolay. Yani daha ötesi yok yani. Bayağı basitleşmiş olacak işimiz. Şu iki ordunun yetişmesi lazım. Bu esnada ben bayağı bir özet yaptım. Plan özeti. Bu esnada bir iki tur içerisinde şunlar harekete geçecek. Artık kuzeyde de bunlar oyalasın onları. Bakalım henüz gerçek bir orduyla karşılaşmadık. Şu anda boş şehirleri alıyoruz. Ben bir tur yapayım bakalım neler olacak. Ha, bu arada barış yaptık mı Atina ile? Yapmadık galiba, değil mi? Yaptık mı? Yaptık. Yaptık ama merak edenler için söyleyeyim. Bakın dengesiz olduk. Ticaret anlaşması falan kabul etmiyorlar. Yani aramız kötü. Aramız iyi değil. Sadece sanırım bizden çekindikleri için barışı kabul ettiler hemen. Neyse devam edelim. Bu ne? Yetenek. Peki, yetenek. Kimin yeteneği varmış? Evet. Ha, komutanımızın yeteneği. Ha, gel bakalım. Şimdi bakalım neler yapabiliriz buradan. Kültüre gerek yok. Mızrak kuşanmış bütün birimler için yakın muharebe saldırısı. Eksi 5 yozlaşma ulus genelinde. Şimdi ben bunu aldığım zaman bütün ulus genelinde gerçekten bu etki çıkıyor mu ortaya acaba ya? Bütün birimler süvari mi? Yok. Bütün birimler olsa neyse de. Müttefik liste ve altopraklar yapılan savaşlar bütün birimler için artı 3 moral. Düşman kuşatmasına dayanma süresi. Sanmadıkken düşman... Tamam. En güzeli sanırım şu. Neredeydi o ya? Lan. Kaçırdım. Nereye gitti o? Yetiştirme yok. O da değil. Yetiştirme mi beraber mi? Bu fena değilmiş ya. %5. Şey ya, vallahi kaçırdık ya, iyice saçmaladık. Mızrakçılar olabilir bir. Bir de bir tane daha gördüm güzel ama lan anasını satayım, bunu aldım ha. Uğraştırmayalım. Tamam, bu bir. Bu iki. Sende de mi var? Allah'ım ya Rabbim. Tamam, ne varsa. Ne varsa ilk güzel ne varsa. Ah, eksi 5 yozlaşma onu aldım. Sen de bunu alacaksın. Daha bitti. Tamam. Çok iyi. O zaman hadi bakalım.
devotion to the gods has many rewards. I offer peace as I would throw a yani tabii ki tırsacaksınız, tabii ki barış isteyeceksiniz ama ben reddedeceğim. The gods show their displeasure at our association. Vay vay vay. Tamam, talep ediyorsun 16.000 ama. Bu arada bunlar yeşil görünüyor şu anda. Nasıl lan? Nasıl yeşil görünüyor? Heh, şimdi oldu. Yani yeşil değiller. Tam 16.000 ise 16.000. Ticaret anlaşması olsun ya. Bir şeyler bulunsun aramızda. Athena ile şu an işim yok abi. Athena ile işimiz yok. Bakalım Pontus'a sıra geldi geçti ama Pontus hiç hareket etmedi. Şurada orduları burada duruyor. Abi ne bu salak bir şeydir ya. Rütbe artışı, asil. İki tane rütbe artışımız var. Nüfus fazlası. Aa, bu arada bir şey fark etmiştim. Sonra unuttum ya. Şurada Kilikya'da şöyle baktı. Aa, geçmiş lan o sıkıntı. Geçmiş geçmiş. Burası eksi bir de bir geçtiğimiz turda. Ama şunu yapalım yine de ya. Şeyi yok yani. Ziyanı yok. Tamam. Vay. Bitinya almış burayı. Lan. Bergama'yı da almış. Allah cezanızı vermesin. Bu kadar mı hızlı olunur ya? Bu kadar mı hızlı olunur? Burayı alsak mı lan? Biraz zor oraya gitmek ama. Efes. Bergama'yı da almış şerefsizler ya. Bari Sinop duruyor. Bitinya bizim için sıkıntı oldu yani. Daha şey olmaktan ziyade. Faydalı olmaktan ziyade. Dur bakayım. Bir dakika. Bunun hareket kabiliyeti yok mu? Heh, seçememiş. Yok abi. Efes'i salla ya. Ben Sinop'a inerim. Halleder. Ooo. Bak burada ne varmış. İki ordu birden gelmişler. İki ordu birden. İkisi de zayıflar. Evet. Bunlar neci? Hoplit. Sana bir askeri sabotaj yapalım. Yine erzak zehirleyelim. Yük katarını parçalama da %58 fena değil. Tamam. Yine mi başarısız? Ama yine de rütbeni arttı. Başarısız olmana rağmen. İyi artsın güzeldir. Zehirleme olayı. Baskı tarih tüm eylemler yok. Kundaklama yok. Bunlar değil. Bu ne? Yok o da değil. Bak bunu almışız. Tarih suikast zehirleme diyor. Suikast zehirleme ama. Bizim istediğimiz o değil ki. Erzak zehirleme istiyorum ben. Askeri istihbarat. Tamam abi ya. Yapacak bir şey yok. Falan yanlışlıkla tıklayacaktım başka bir şey. Ama iyi ki. Tamam. O zaman ne yapalım? Mecburen böyle. Ben bu iki adamı aşağı indiriyorum o zaman. Gidebilecek misin lan? Sen gidemiyorsun. Sen hiç gidemiyorsun. Oo, ölme şey mi? Tamam gidelim bari. Journey. Tamam sen de gel böyle. Oo, saçmalamasan. Öyle yapma. Sen... Ha, öyle dur. Tamam. Ankara. Ankara'nın nesi var? 19 askeri var ama henüz tam değiller. Çok eksikler. Ama burası güvenli işte. Bak Bitinya'nın faydası bu oldu. Adam mesela burada çat diye bir ordu oluşturup hemen de buraya saldırabilirdi. Samsat'la Mazaka'yı alırız herhalde ya. Neyse gel güneye. Güneye. Şimdi seni bir ilerletelim bakalım. Çünkü şu anda burayı göremiyoruz ya. Ana yetişemedi lan. Bunların menzilleri ne kadar kısaymış. Bir dakika. Seni koşma moduna alalım. Sen yetişiyorsun herhalde. Ana bu da yetişemiyormuş. Koşma moduna almanın anlamı yokmuş. Tamam seni geri alalım. Öyle kal abi. Ne yapayım? Ne yapayım yapacak bir şey yok. Arma 1 tamam. Arma 1'i alabiliyoruz. Abi. Hangisine saldıralım? Bir dakika. Ha, tabii ki atlıların az olduğu. Sen kuşatmaya devam et. Sen desteğe git. Her zaman böyle yapın arkadaşlar. İki ordu.
yani karşı tarafı her türlü yenebiliyorsanız da iki orduyla, yani bir fazla ordunuz olsun, o zaman çok rahat ediyorsunuz. Yerikisi işgal et. Yıkmak yok. Çünkü bu şehirler güzel. Askeri gelenek aldık. Askeri gelenek en sevdiğim abi. Yakın muharebe bir falan filan bu savunma için. Savunmayı sal lan. Bütün müşteri yakın muharebe saldırısı yeteneği artı %10 moral diyor. Bütün Helen piyadesi birimler için muharebe sal. Yok, bu kadar spesifik olmasına gerek yok. Genel olsun, genelleme. Bu ne? Şimdi acemi birimler için artı bir tecrübe. Bak, bu normal şartlarda bunu alırım. Güzel bir şey. Ama şu an değil. Bütün birimler için artı... Şu iyiydi galiba ya. Neredeydi o? Helen. Bu Helen değil mi? Yok. O değil. Bu. Evet. Bu çok iyi. Bayağı bir genel bir ifade. Bu bayağı bir genel bir ifade. Bu neydi? Paralı asker tutma maliyet. Tamam. Aldım onu. Komutana verelim bir şey. Ne verelim? Şu askeri anlamda fayda sağlayacak olanlardan verelim. Savunmadayken düşman bulması, yani düşman kuşatmasına dayanma süresi, orduya öncülük ederken artı bir otorite. Onu geç. Bu neydi? İletişime ve yakın muharebe saldırısı. Mütevkine muharebe falan filan. Lan bir türlü düzgün bir şey çıkmadı ya. Savaş arabası ne ya? Ne yapayım ben savaş arabasını? Allah'ım yarabbim. Bu nedir ya? Tamam, otorite o tarz bir şey verelim o zaman. Bu ne? Çöl. Süvari. Bu adamın süvarisi yoktu değil mi? Yoktu diyor. Süvari birimlerine bir şey versem ne yazar? Tamam, o zaman sen ne yap biliyor musun? Otorite al. Sonra da bunu al. Sende bir fayda var mı? Aa, sende de varmış. Sen bak, süvariyle alakalı bir şey alabilirsin. Ama senin olayın o değil şu anda. Bu neydi? Tarih, sivil idare. Ben bunu alırım, daha iyi. Oldu bu iş. Sen hareket edebiliyorsun. O zaman sen buraya gelirsin. Sen hareket edemediğin için seni bekleteceğiz. Tamam, sen orada da sen de öyle bekleyeceksin. Bunlar burayı alamadılar. Bunlar da burayı alamadılar. Bir halt olmadı yani. Bir halt edemedik. İşte bakın burada. Burada iki ordu. Bütün ordularını toplamışlar resmen ya. Askeri sabotaj. Oo, bu iyiymiş. 173 erzak zehirleme. Bir zahmet. Bakayım. Vay, iyi hasar verdi ha. Çok güzel hasar verdi. Bu adamın özel yeteneği mi var bu konuda? Aldık mı yani öyle bir yetenek? Almışız. Tabii almışız. Bir dahakine de daha da iyisini alalım bence. Diğerleri ne yapıyor bu konuda? Çöl bilmem nesi. Kaçırma, kurnazlık. Bu zaten kurnazlık veriyor. Bunda da varmış o özellik ama başarılı olmadı. Tamam, şimdi bizim iki ordu oraya giderken bir ordumuz da burada. Buna bir kere daha deneyelim. Acaba şehir içinde olduğu için mi başarısız oluyor? Bak, yine başarısız oldu. Allah Allah. Çok başarısız oldun sen ya. Tamam, siz böyle. Güneydekiler orada, tamam. Kuzeyde harekete geçme ihtimalini düşünüyorum. Burası kırmızı Pontus'a ait çünkü. Ama o ta kuzeyde bir şehir abi. Burası çok geniş bir arazi. Nerede, hangi ordu nerede belli olmaz ya. Çok tehlikeli. Ben o yüzden çok uygun bulmuyorum ya oraya gitmek. Tamam, bir tur atalım bakalım. Bir dakika. Denizi unuttuk. Bu arada bir filo daha oluştursak mı acaba ya? Söz gelimi burada. Ama dandik bir filo olur burada. Sadece şunu sıkıştırma amaçlı istiyordum. Ya da dur gel. Boşver. Atina yok artık. Bir filo daha oluşturmaya gerek yok. Hatta al. Ezdik bunları. Kaçamadılar uzaklara. Hoppa. Saldırgan vaziyet. Esirleri serbest bırakalım. Bu arada ben de gemi kaybettim lan. Yuh. 3 gemi kaybetmişiz. Tamam, adam özellik kazandı.
Şey alalım. Ya ne alacağım aslında bu konuda çok önemi var mı ki bilmiyorum. Ben kullanmayacağım nasılsa. Komutan, savaşçı, stratejist. Al sana. Hep stratejisti seviyorum nedense. Hep onu vereceğim. Veresim geliyor daha doğrusu. Burada asker alabiliyor muyuz? Daha doğrusu gemi alabiliyor muyuz? Şöyle yapsam mı acaba? Bu kadar mı yani? Bu mu? Bu kadarcık mı? Bence ilerlememize gerek yok. Burada Efes dışında bir şey yok. Eğer Efes uzun süre almazlarsa gideriz oraya almayı. Şimdilik ben bunu başkente geri döndürüyorum. Hatta hızlı modda dönebilirsin. İki turda döner böylece en azından. Bir tur kazanırız. Tamam, tur. Aa, yetenek. Peki, kimmiş o? Ready for orders. Bizim şey. Anladım, anladım. Tamam, sen de bunu al. Biraz bunu da alabilirdik, değil mi? Yok. Gerek yok. Başka var mı? Yok. Hadi bakalım. In honor, I come bearing gifts. And why do you move away in such a fashion? He. Ya işte böyle. Gelirsin öyle. Şu an için hala barış düşünmüyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Oo, denizde. Evet, bak onu unuttuk lan. Bu arada Armavir'i almak kolay oldu ama bundan sonrakiler kolay olmayacak yalnız. Evet, bundan sonrakiler kolay olmayacak. Araştırmayı bitirdik. Ne bu? Burulma. Burulma mı? Teknolojik gelişme. Ya, burulma teknikleri. Hangi grupta? Ya başlayacağım ben böyle bir. Burulma teknikleri. Şu muydu? Yok. Bu muydu? Yok. Bu muydu? Evet. Burulma teknikleri. Ne veriyormuş? Bu yıpratıcı hasar olayına etkiliyor. Bütün kuşatma araçları için dayanıklılık. Onun yerine mesela buradan mı gitsek? Kuşatma altındayken ya da mesela buradan gidelim. Ha, gemileri geliştirebiliriz. Hadi gemileri geliştirelim. Haydi gemileri geliştirelim hadi. Karakter vasfı raporu. Başlatmayından karakterinden. Tamam. Şimdi gelelim. Bakın bunlar bu taraftan Ankara'ya döndüler. İşte dediğim size bundan sonrası da sonraki kısımlar biraz zor olacak. Artık ciddi savaşlar geliyor, yaklaştı yani. Şimdi bu iki ordu birden geldiklerine göre bizim de en azından iki ordu birden savunma yapmamız gerekiyor. Ben o yüzden Sinop'u bırakıyorum. Yalnız iki ordu birdene ihtiyacımız olmayabilir ya. Burası en güçlü ordulardan bir tanesi. Var olan en güçlü ordu. Gelelim şehrin içine ya da direkt saldırabilir miyiz? Yok, saldıramayız. Şimdi şu haliyle acaba bu adamlar çift ordu gelseler de yine de alamazlar mı acaba? Bilemiyorum yani işte. Bilemedim. Şurası ikinci seviyede. Gerçi surla alakalı ne diyebiliriz bu konuda bilemiyorum. Surla alakalı bir şey diyemiyoruz ya. Şey Medieval Total War gibi bir şey değil ki bu. Şöyle yapsam mesela şu adamı şuraya getirsem arkada dursun ki hani önce buna saldırmasınlar. Tamam bu böyle duracak. Şimdilik böyle bir bekleyelim bakalım. Ne yapacaklarını görelim. Ona göre davranırız. Diğer yandan şunlara hasar verememiştik ama bu sefer verebiliriz herhalde. Şuna hasar vermeye çalışalım. Askeri sabotaj. Zeyle. Hala mı başarısız? Yani adam ol da bir başar şunu ya. Sen gelebiliyor musun buraya kadar? Yok, gelemiyorsun. Tamam. Şimdi burayı boşaltmışlar bu arada. Nereye gittiler? Baya kalabalıktı ortalık. Şuradan güneye inmelerine çekiniyorum aslında ama bakayım bu taraflarda da yoklar şu an için. Allah, çok sakat. Neyse bir hatırayı alalım da biz.
hasarımız az olsun. Yani aslında her türlü dağıtıyoruz da biliyorsunuz. Ama ne kadar şey yaparsak o kadar az hasar alırız. O ordu kaldığı yerden aynen devam eder böylece. Ordu yine böyle mal gibi bekleyecek. Kuzeye gidelim. Edessa üzerinden Samsat'a doğru gidelim. Öyle mi yapsak yoksa Aramsat'a? Bence Samsat'a doğru gitmek daha mantıklı. Şimdi ben bunu hızlı moda koyar. Şu aradaki mesafeyi kapatırız. Şimdi gelelim şu şehri almaya. Sabotaj aslında çok mantıklı değil ya. Kundaklama falan filan. Yok, gerek yok. Gerek yok öyle şeylere. Gel kuşat şurayı. Kuşattın. Şimdi sırada sen varsın. Sen de yaklaş. Oldu, bitti işte. Hop, bitti. İşgal et. Temiz. Şimdi ben bu adamı... Bak, bu taraf bizim düşman şehri sayılır. Yani düşman diyorum, onların düşman şehri. Ben buradan tırstığım için bu tarafa bir göndereyim diyorum bu adamı. Bakalım ne var burada. Bir şey yokmuş. Bir şey yok. Şimdilik bir şey yok. Bir dakika. Neyse, bu tarafa bakmayacağım. Kuzeye doğru yönelelim. Hatta bu burada emniyet sübabı olarak durabilir. Samandar'ın oralarda. Bir orduyu getirelim. Şunu alalım. Neresi bu? Garbala. Yok, Gabala. Gabala. Toplulukları çıkartırsam geriye ne kalıyor? Fazla bir şey kalmış. Yani yine 9 tane kalıyor aslında. Çok da şey değil, az değil. O zaman bu kadar gibi görünüyor. Ben bunu bir taraftan bu tarafa yukarıya doğru indirsem mi acaba? Daha sonra Aramsat'ın oralara gönderelim. Çünkü buraları bir görsek iyi olur. İstihbarat. Bunlar istihbarat arkadaşlar. Yani biliyorsunuz. İstihbarat olmadan şey olmaz. Şimdi Hatra'yı da aldık, tamam. O zaman tur yapma zamanı geldi. Sen önce bir gel. Tabii bu işlemimizi tamamlarsak. Bunu hız modundan çıkartamadık değil mi? Allah cezanı vermesin. Keşke çıkartıp getirseydim. Belki yetişirdi. O zaman yani o işlemi yapmak aslında yapmamakla aynı hesaba geldi. Şimdi bakalım bu adamlar, Bitinyalılar ne yapacak? Sanırım Efes'i almaya çalışmayacaklar. Ama bizim de şu anda Efes'i alma durumumuz yok. Ankara'da sıkıştık. Hadi bakalım. Yetenek. Yine mi yetenek? Yetenek. Yetenek. Şimdi gelelim yeteneğine. Taktikçini aldım. Başka var mı? Yok. O zaman gidebiliriz. Evet, Pontus'ta sıra şu anda. Bekleniyor. Güneye indiler. Bir tanesi de kuzeye gitti. Ankara'dan vazgeçtiler. Vay. Vay vay vay. Burada şöyle bir taktik izleyebiliriz. Güneydekine aşağıdan gelecek olan çift ordu saldırabilir. Ankara'daki... Kimsin sen? Hmm. Ticaret anlaşması. Olur. Ya ne biçim adamsın ya? Öf, anlamadım gitti. Tamam, al götür, al, yeter ki çıkma karşıma bir daha ya. Şurada bir plan yaptırmadınız bana. Oo. Evet, süremiz bitti. O zaman bir şey yapalım. Savaş ilan edildi. Venetiler, Dorasalar, bilmem neler. Nüfus fazlası, ulus yok edildi. Bilmediğim bir ulus. Hane halkı vesaire. Tamam. Havuza gönder. Ne yapayım? Şimdi. Dediğim şey şuydu. Şurada Hatra'dan gelen, güneyden gelecek olan ordular. Zaten Samsat'a saldıracağız. Mazaka'ya saldırırız sonra. Ankara'daki ise kuzeye gider. Şimdi. Biz Ankara'dakini kuzeye gönderirken. Bunlar. Bitinyalılar, tamam. Burayı boş bırakmışlar gibi geldi bana da, sonra getirmişler orduyu. Şu adamlar daha da bir türlü gelemedi. Bu gelirse eğer, buraya karaya çıkarlarsa, burası güçlü bir mevzi haline gelir.
Aslında normal şartlarda benim hemen almamı gerektirecek bir durum ama Vitinyalılar burayı kapattığı için pek de şey yapamayacağız şimdi. Ben bunu güneye götüreyim diyorum. Şu adamı bir görelim. Hatta bence şey yapalım. Şu ikisi kuzeye giderken bunu burada şey yapmaya çalışalım. Sabitlemeye çalışalım. Bir askeri sabotaj. İşte hangisiydi bunu engelleyen emin olamadım ya. Yük katarını parçalama olayı mıydı? Şimdi tecrübat bonusunu düşürün. Tecrübat bonusu olmadığı yerde etkisizdir diyor. Etkisiz yani. Etkisiz olma ihtimali de var. Tecrübat bonusu düşse ne olur? Emirleri engellemeye çalışalım bakalım. O da başarısız. Lan başarılı olamama durumundan dolayı hiçbir işe yaramıyor yani. Şimdi ben bu tarafa gittiğim halde de gidemiyorum ki. Ayrıca Samsat'a gelecek olan ordu da daha henüz gelemedi. Bak adamlar burada. Samsat biz daha gelemedik yani. Ne yapsak acaba? O zaman Mazaka'da teke tek mücadele. Mazaka 12. Teke tek biraz çok da mantıklı bulacağım bir olay değil. Damn you! Şöyle, ha kuzeyden mi? Güneyden de gelebiliyorsun. Tamam, güneyden gelsen. Abi bunu da hızlandıralım ya. Ha bunda yetenek olayı varmış. Sen... bu ne? Ha bu şampiyon olayı değil mi? Bunu geliştirmek isterim aslında. Ya da diğerlerinden bir tanesi. Hareket menzilini arttıracak bir şey yapabiliriz. Ya da moral diyor. Moral veriyor. Bu faydalı olabilir aslında. Ha bir dakika, hareket menzilini de arttırıyormuş. Çok güzel. Onun haricinde hızlı moda alırsam ben bunu aslında buraya kadar gidebiliyoruz. Ve pusuya düşme ihtimalimiz var. Bence burada bekleyelim. Hatta al. Ana kapattım ben bunu, hala gidebiliyoruz. Yo ya kapatmış olsam da pek kapatamıyormuşuz zaten. Şu anda burası kapalı. Tamam ben burada bekleyeyim o zaman. Nasıl olsa hani ha gitmişim ha gitmemişim fark etmez. Çok anlamlı değildi yani bu hızlandırma olayı. Tamam sen denedin yapamadın. Bak bu gene gelemiyor buraya. İkisi de gelemiyorlar. Hay Allah'ım ya. Tamam. O zaman ben bir tur daha beklerim burada Ankara'da ya. Hiç sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi bir dakika diplomatisi haritasına bir bakalım. Biz en son burayı aldık. Ben buradan güneye inip şurayı alıp burayı temiz bırakıp ondan sonra... Ooo bak ne olmuş buraya. Buraya Pontus almış. Demek ki burada bir orduları var. Nerede bizim burada bir casusumuz vardı, buraya gönderdik değil mi? Ben diyorum ki burada bir güvenlik elemanı olarak burada bulunsun, ne yapalım? Şimdi sen gel. Ne bloku ya? Mal mısın? Gerek var mı ikinciye acaba? Dur bakayım kaç, yüzde kaç? 94. Güzel, gayet iyi. İndir şunu ya. İşgal et şurayı. Temizle, rütbe almışsın. Sana rütbeni de verelim. Ha, askeri gelenek olayı. Şunlar güzel ama şunu alalım demiştik değil mi? Seriyası hem moral hem bir şeyler. Tamam, onu böyle hallettik. Sen burada içeride durabilirsin. Şimdilik mecburen, ne yapalım? Diğer ordu hazır olduğu zaman bunu yönlendireceğim. Hızlı bir şekilde geliriz buraya. Şimdi burada casus, evet. Doğru. Bunu salla, bunu güneye indirelim. Yeniden Trabzon'un oralara. Tabi buradan ben Fasis'i göremedikten sonra Trabzon'u görsem, Trabzon'u görmek yeterli oldu o zaman. Buna da denesin bir askeri sabotaj. Para bok nasıl sağ. Yük katarını parçala nasıl sağ. Ne yapayım? Nihayet ya. Nihayet başarılı olduk. Konuda. Bir işe yarayacak mı bilmiyorum. Yük katarını parçaladık ama. Oldu o zaman. Bunlar burada, onlar orada vesaire. Bu bölümde böyle oldu. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.